Merhaba gençler, bilim anahtarı denememizle beraberiz. İlk sorumuz arkadaşlar bir dalga sorusuydu. Derinliği sabit. Su dalgalarının arkadaşlar hızı derinlikle doğru orantılıdır. Derin ortamda sığ ortama göre daha hızlı ilerler. Derinliğin sabit olması demek, hızın sabit olması demek. Derinliği sabit demiş. Eşit zaman aralıklarında eşit sayıda damla damlatan. Demek ki birim zamandaki damla sayısı yani frekans da sabit. Dalga boyunu bulurken lambda TV yapıyoruz. Dalga boyu periyoda ve hıza bağlıdır. Periyotla frekansın çarpımı daima 1 olduğu için periyot yerine 1 bölü f yazıp periyot yerine 1 bölü f yazıp içler dışlar çarpımı yaparsanız waffle gelir. Evet, dalga mekaniğinin denklemi budur. Dalga boyu frekansla ters, hız ile doğru orantılıdır. Frekans ve hızım sabit olduğuna göre dalga boyunun da sabit olması gerekir. Damlalığın su yüzeyine olan haş yüksekliği arttığında su dalgaların periyodu azalır demiş. Hayır. Birim zamanda damlayan damla sayısında değişme olmadığı sürece haşa arttırsam bile saniyede bir damla damlatıyorsa sen bu damlalığı daha yukarı çıkarttığında gene saniyede bir damla damlayacağı için periyot değişmeyecektir. Damlalığın su yüzeyine olan haş yüksekliği arttığında su dalgalarının taşıdığı enerji artar demiş. Doğru. Davula yavaş vurursanız enerjisi küçük bir dalga, davula sert vurursanız enerjisi büyük bir dalga oluşur. Burada da benzer şekilde haş yüksekliğini arttırıp damlattığınızda damlalar suya daha hızlı çarptığı için dalgaların taşıdığı enerji yani genlik artacaktır. İkinci ifademiz doğrudur. Damlanın su yüzeyine olan haş yüksekliği azaltıldığında su dalgalarının yayılma sürati azalır demiş. Hayır, dalgaların yayılma sürati damlalığın yüksekliğine değil, suyun derinliğine bağlıdır. Suyun derinliğini değiştirmediğim sürece hız değişmeyecektir. Üçüncü ifade yanlıştır. Yanlış olanları sorduğu için doğru cevap 1 ve 3'tür. İkinci sorumuz bir enerji sorusu. K noktasından serbest bırakılıyor diyor. Hızı sıfırmış. M noktasına kadar ancak çıkabiliyormuş. O zaman M'deki hızı da sıfırmış. Demek ki buradaki enerjim Mg2H, mekanik enerjiden bahsediyorum. Buradaki mekanik enerjim Mgh. Demek ki Kastamonu'yla Manisa arasında eksi Mgh'lık bir iş var. Yani kesin sürtünme var. Cisim M'den geri dönüp L'de duruyormuş. O zaman M'den L'ye geldiğinde de Mgh'lık bir kayıp var. Yani LM arasında yapılan işte eksi Mgh'mış. Şimdi KM arasında yapılan işte eksi Mgh, LM arasında yapılan işte eksi Mgh. Bu KL arasının sürtünmesiz olduğu manasına gelir. Demek ki enerjiyi orada kaybetmemiş, enerjiyi LM arasında kaybetmiş. KL arası sürtünmesizdir diyor. Birinci ifade doğrudur. Cisim M noktasından L noktasına gelirken sürekli yavaşlamıştır diyor. Yanlış. Çünkü M noktasındaki hızı sıfır. Doğru mu? Serbest bırakılan cisim harekete geçtiğine göre M'den L'ye gelirken gitgide hızlanması gerekir diyebilirim. M noktasına kadar ancak çıkabiliyor demiş. Geri dönüşte L'de durduğuna göre. O zaman şimdi bu cisim M'den geri dönüp L'de durduğuna göre M ile L arasının bir kısmında hızlanıp diğer kısmında yavaşlamış olması gerekir. Çünkü ilk hızım sıfır, son hızım da sıfır olduğuna göre şimdi önce harekete geçip hızlanması lazım, sonra da yavaşlayıp durması lazım. Sürekli yavaşlamıştır diyor. Sürekli yavaşlaması mümkün değil. İlk hızı sıfır. Yolun yalnız LM bölümü sürtünmelidir diyor. Doğru arkadaşlar. Çünkü enerjiyi LM arasında kaybetmiş. Bu sorunun doğru cevabının 1 ve 3 Edirne olması gerekir. Üçüncü soruda arkadaşlar seri bağlı bir elektrik devresi var. Seri bağlı elektrik devresinde akımlar eşit olduğu için lambalar özdeşse lambaların parlaklıkları eşittir arkadaşlar. Özdeş üreteç ve lambalardan diyor. K
Kale arasına aynı yönde akım veren üretici paralel bağlamak. Buraya paralel bir üreteç bağlamak sadece arkadaşlar ömrü arttırır. Çünkü bunun gerilimi 10 voltsa, bunun da gerilimi 10 voltsa, 10 voltluk bir pili 10 voltluk diğer pile paralel bağladığınız zaman devrenin gerilimi gene 10 volt olacaktır. Sadece ömür artacaktır. Parlaklığı arttırmak için pilleri seri bağlamalıyız ki VV daha 2V olsun. Dolayısıyla arkadaşlar birinci ifade yanlış. Çünkü ışık şiddetini yani parlaklığı arttırmak istiyoruz. Parlaklığı arttırabilmem için akımı arttırmam, gerilimi arttırmam lazım. Paralel bağlı bir pil bağlamak sadece ömrü arttıracaktır. Birinci ifade yanlış. LM arasına bir lambayı seri olarak bağlamak. LM arasına bir lambayı seri bağlarsam arkadaşlar akım önceden 2 lambanın üzerinden geçiyordu. Şimdi 3 lambanın üzerinden geçiyor. V eşittir I çarpı R ifadesinde lambaları seri bağlamak direnci arttıracağı için akımı azaltacaktır. Dolayısıyla seri bağlı lamba bağlamak arkadaşlar lambanın parlaklığını azaltır. İki de yanlış. LM arasına bir lambayı paralel bağlamak diyor. LM arasına bir lambayı paralel bağlarsanız arkadaşlar dirençleri paralel bağlamak arkadaşlar direnci azaltır. Direnç azalır. Direnç azalacağı için bunların parlaklığı azalacak ama direnci azalttığın zaman yani paralel bağlı bir lamba bağladığın zaman akım artacaktır. Yani bu lambalara bölünen akım azalacaktır. Şu lambanın parlaklığı azalacaktır. Ama devreye paralel bağlı bir lamba bağlamak şuranın direncini azalttığı için devrede daha büyük bir akım dolaştığı için arkadaşlar X'in parlaklığı artacaktır. Bu sorunun doğru cevabı yalnız 3 olmalıdır. Dördüncü soru bir optik sarısıydı. Daha anlatmadık arkadaşlar mercekleri ama bilmeniz gereken şey şudur. Iraksak mercek yani kalın kenarlı mercek aynı tümsek ayna gibi davranır. Kalın kenarlı mercek tümsek ayna gibi ışınları dağıtır arkadaşlar. Buradan gelen ışını böyle dağıtacak. Görüntü burada sanal ve küçük olacak. Buradan gelen ışını da böyle dağıtacak. Görüntü sanal ve küçük olacak. Yalnız şunun görüntüsü biraz daha büyük olacak arkadaşlar. Merceğe yakın olduğu için. X'in görüntüsü daha küçük olacak. Dedik ya tümsek aynaya benzer diye. Tümsek aynadaki uzaktaki cismin görüntüsü daha küçük oluşmuyor muydu? Dolayısıyla X'in görüntüsü budur. Y'nin görüntüsü de budur değerli gençler. X'in görüntüsünün boyu Y'ninkinden küçüktür. Doğru çünkü X daha uzakta. X ve Y'nin görüntüleri sanaldır diyor. Evet doğru. Kalın kenarlı mercek tümsek ayna gibi ışığı dağıttığı için görüntü daima sanal ve düz oluşur. Bu da doğru. Cisimlerin olduğu taraftaki odak noktasına X'in görüntüsünün boyu Y'den daha yakındır. Evet X'in görüntüsü odağa daha yakın. Üçüncü ifade de doğrudur. Bu sorunun doğru cevabı Edirne'dir. Beşinci sorumuz çok soyut bir soruydu arkadaşlar. Bir marangoz ustası ahşap bir masanın uzunluğunu 26 santigrat derece sıcaklıkta metal X ve Y metreleriyle ayrı ayrı ölçtüğünde her iki ölçümde de eşit uzunluğu ölçüyormuş. Şimdi arkadaşlar şu ahşap bir masa uzunluğunu biz bir şerit metreyle ölçüyormuşuz. Şerit metreyle ölçüyoruz. Diyelim ki 80 santimetre geldi. Şimdi metal ya bu termometre, metal ya bu şey arkadaşlar cetvel. Şimdi cetvel metal olunca metaller çok iyi genleşir. Cetvelin sıcaklığı arttırılırsa cetvel uzadığı için ölçtüğü değer küçülür. Çünkü cetvelin boyu uzadı. Masanın uzunluğu 80. santimetreye gelmez. Masanın uzunluğu cetvel uzadığı için sayılar arasındaki mesafeler uzadığı için yanlışlıkla daha kısa ölçecektir. Yani ölçmede hata olacaktır. Yani sıcaklık arttırılırsa kısa ölçer. Sıcaklık azaltılırsa şerit metre küçüleceği için
sayılar birbirine yaklaşacağı için gösterdiği sayı artacaktır. 80. santimetreye değil, cetvelin 100. santimetresine gelecektir. Sıcaklık azaltılırsa uzun ölçer. Yani ölçmede hata oluşur. Bu soruyu buna göre çözeceğiz. Şimdi diyor ki 26 santigrat derecede ölçüm yapmış. Daha sonra 20 santigrat derecede ölçüm yapmış. Daha küçük bir sıcaklıkta ölçüm yaptığı için masanın boyunu büyük ölçmesi gerekir. Ölçümleri tekrarladığında x şerit metresiyle ölçülen değer y ile ölçülenden küçük oluyormuş. Yani x ile ölçülen değer y'den küçük oluyormuş. Yani y'nin boyu daha uzun ölçülüyormuş. Ne demiştik? Sıcaklık demiştik azaltılırsa uzun ölçer demiştik. Y daha uzun ölçtüğüne göre arkadaşlar y daha iyi genleşiyor demektir. X'in genleşme katsayısı y'ninkinden küçüktür ifadesi bu yüzden arkadaşlar doğru oldu. X ve y'nin genleşme katsayıları eşittir demiş. Yanlış oldu. Genleşme katsayıları eşit olsaydı sıcaklığı azalttığımda da gene aynı sayıyı gösterirlerdi. Birisi 90 ölçüyorsa öteki de 90 ölçerdi. Usta klimanın sıcaklık değerini 28 yapıp yeterince beklediğinde x şerit metresiyle yaptığı ölçüm daha büyük olur. Şimdi sıcaklığı arttırdığımda kısa ölçmüyor mu arkadaşlar? Sıcaklığı arttırdığımda kısa ölçecek. X daha iyi genleştiği için x'in daha kısa ölçmesi lazım. Metrenin boyu uzayınca kısa ölçer. Diyor ki x şerit metresiyle yaptığı ölçüm daha büyük olur demiş. Arkadaşlar bu da doğru. Bu sorunun doğru cevabı Edirne olmalıdır. Yani sıcaklığı arttırdığınızda cetvelin boyu uzadığı için kısa ölçer. Sıcaklığı azalttığınızda da cetvelin boyu kısaldığı için masaya göre cetvel kısaldığı için cetvel kısalırsa ölçtüğü değer artar. Buna göre soruyu çözmemiz gerekir. Sıra geldi 6. sorumuza arkadaşlar. 6. sorumuz basit bir kaldırma kuvveti sorusuydu. Diyor ki bakın cisimlerin kütleleri eşit olduğuna göre şimdi yüzen ve askıda kalan cisimlerde kaldırma kuvveti ağırlığa eşittir biliyorsunuz. Şimdi bunlar eşit kütleliymiş yani eşit ağırlıklıymış. Bunlar eşit kütleli yani eşit ağırlıklı ve farkında mısınız? Bu yüzüyor, bunlar askıda. Yüzen ve askıda kalan cisimlerde kaldırma kuvveti ağırlığa eşit olmalı. O zaman Fx de G'ye eşit. Fy de G'ye eşit. Fz de G'ye eşit. Ağırlıkları eşit olduğuna göre kaldırma kuvvetleri de eşit olmalı arkadaşlar. Birinci maddede kaldırma kuvvetleri eşittir demiş. Doğru. Soru bizden zaten doğru olanları soruyor. Doğru olanları soruyor. Şunlar elendi arkadaşlar. Y'nin hacmi X ve Z'nin hacminden büyüktür diyor. Şimdi kaldırma kuvveti biliyorsunuz batan hacimle doğru orantılıdır. Kaldırma kuvvetleri eşit olduğuna göre, ağırlıklar eşit olduğu için kaldırma kuvvetleri de eşit olduğuna göre batan hacimler eşit olması lazım. Yani şu hacim ve şunun batan hacminin eşit olması lazım. Buradaki batan hacimler eşit olduğuna göre Y'nin hacmi çok büyük demektir. Çünkü onun bir de suyun dışında bir hacmi var. Yani Y'nin hacminin en büyük olması lazım. X ve Z'nin hacminin eşit olması lazım ki batan hacimler eşit olsun. Y'nin hacmi X ve Z'ninkinden büyüktür demiş. Doğru demiş. Öz kütlesi en büyük olan Z demiş arkadaşlar. Yanlış. Çünkü X'in öz kütlesi Z'nin öz kütlesine eşittir. Çünkü ikisi de askıda. Z'nin biraz aşağıda olması sizi kandırmasın. Askıda kalan cisimlerin öz kütlesi sıvının öz kütlesine eşittir. Dolayısıyla doğru cevabın Denizli olması beklenir. 7. sorumuzu çözelim gençler. Yatay bir yerde tabanı üzerinde duran silindir biçimli bir cisim kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı cismin kesit alanından bağımsızdır. Evet. Kendi ağırlığına oranla dayanıklılık biliyorsunuz dayanıklılık kesit alanıyla doğru hacimle ters orantılıydı. Ama düzgün geometrik cisimlerde bu S çarpı H olduğu için S'ye bakılmıyordu. Sadece yüksekliğe bakılıyordu ve yükseklikle ters orantılıydı. Dolayısıyla arkadaşlar bir binanın yüksekliği arttıkça dayanıklılığı azalır. Yalnız demiştik ki
kendi ağırlığına oranla dayanıklılıkla yük taşıma kapasitesini karıştırmayalım. Bir filin yük taşıma kapasitesi bir karıncadan daha fazladır. Niye? Kesit alanı fazla. Kesit alanı fazla olduğu için filin yük taşıma kapasitesi daha fazladır. Ama kendi ağırlığına oranla dayanıklılık dediğimiz zaman fil kendi ağırlığına daha oranla daha çok dayanıklı değildir. Karınca kendi ağırlığına oranla daha çok dayanıklıdır. Neden? Çünkü karınca küçük bir canlı. Soruyu buna göre çözeceğiz. Taşıyıcı kolonların kesit alanı arttıkça binanın dayanıklılığı değişmez demiş. Yanlış. Niye yanlış? Çünkü binanın taşıyabileceği yük miktarından bahsediyor. Yani kendi ağırlığına oranla dayanıklılıktan bahsetmiyor. O yüzden binanın kolonlarının kesit alanı arttıkça aynı fil gibi yük taşıma kapasitesi artacaktır. Yük taşıma kapasitesi arttığı için binanın dayanıklılığına artar denilir. Dolayısıyla bir yanlıştır. Binanın kesit alanı arttıkça dayanıklılığı azalır demiş. Arkadaşlar, bu da yanlış. Çünkü binanın dayanıklılığı kesit alanıyla doğru orantılıdır. Yük taşıma kapasitesinden bahsediyor arkadaşlar bu soruda. Birinci ve ikinci maddede kendi ağırlığına oranla dayanıklılıktan bahsetmiyor. Bu kendi ağırlığına oranla dayanıklılık değil. Bu yük taşıma kapasitesi. Normal dayanıklılıktan bahsediyor. Normal dayanıklılık aynı fil gibi daha fazladır. Kesit alanı arttıkça artar. Binanın yüksekliği arttıkça dayanıklılığı azalır demiş. İşte bu kendi ağırlığına oranla dayanıklılık. Binanın yüksekliği arttıkça arkadaşlar kendi ağırlığına oranla dayanıklılığı azalacaktır. 3 doğrudur. Bu sorunun doğru cevabı yalnız 3, yani Ceyhan olmalıdır. Birinci ve ikinci maddede yük taşıma kapasitesinden bahsediyor. Yük taşıma kapasitesi kesit alanı arttıkça artar. Üçüncü maddede ise binanın yüksekliği arttıkça dayanıklılığının nasıl değişeceğinden bahsediyor. Bu kendi ağırlığına oranla dayanıklılıktır. Kendi ağırlığına oranla dayanıklılık arkadaşlar yükseklikte ters orantılıdır. Burada doğru olan yalnızca üçüncü maddedir. Görüşmek üzere gençler.